Bu videoda OBS ile ilgili 10 minik ipucunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu ipuçları ne kadar basit gelse de normal günlük rutin kullanımınızda işlerinizi gerçekten çok kolaylaştıracak. Şimdi fazla uzatmadan hızlıca 10 minik ipucuna geçelim. Ama bundan önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir tasarıma gerek duymadan kameranızı istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey Google'da Black Shape PNG diye bir arama yapıyorsunuz ve burada beğenmiş olduğunuz PNG deseni seçiyorsunuz. Ben bu şerif rozeti şeklinde olanı seçmek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum. Buradan masaüstünü seçip kaydediyorum. Sonra yapmam gereken ikinci şey OBS'e geliyorum. Video yakalama aygıtına sağ tıklayıp filtreler diyorum. Önüme gelen ekranda efekt filtreleri bölümüne artıya tıklıyorum. Ve diyorum ki görüntü maskesi blend oluştur. Tamam diyorum. Ve burada dosya yoluna İndirmiş olduğum şekli ekliyorum ve sonra türü kısmından alfa maskesi alfa kanalını seçiyorum ve gördüğünüz gibi kameram indirmiş olduğum PNG deseni şeklinde oldu. Gördüğünüz gibi sağında ve solunda biraz bozukluk var. Bunları da gidermek için alt tuşuna basılı tutuyorum ve şu şekilde daraltıyorum. Ve aynı şekilde alt tuşuna basılı tutarak diğer taraftan da böyle daralttığımda görmüş olduğunuz gibi şerif rozeti şeklinde bir kameram oldu. Hemen bunu böyle koyuyorum. İstediğim şekilde, istediğim desende kameram hazır oluyor. Kaynaklar kısmına eklediğiniz bileşenlerinizi ekrana full screen yapma veya yatay ve dikey olarak çevirme işlemini en kolay şekilde nasıl yapabilirsiniz? Hemen benim kaynaklar kısmımda gördüğünüz gibi kameram var. Kamerama sağ tıklıyorum. Dönüştür diyorum ve buradan ekrana sığdır dediğim zaman kaynağımı fit bir şekilde ekrana sabitliyor. Bunu yatay ve dikey çevirmek için de uygulama yapacağım kaynağı sağ tıklıyorum. Tekrar dönüştür diyorum ve yatay döndür dediğimde gördüğünüz gibi çeviriyor. Ve aynı şekilde dönüştür deyip dikey çevir dediğimde de dikey olarak çeviriyor. Ve gördüğünüz gibi bu kadar kolay bir şekilde iki tıklamayla bunu çözebiliyorsunuz. Tüm sahnelerinizi tek bir ekranda görebildiğiniz Multiview paneli. Bunun için yapmanız gereken şey görünüm kısmına geliyorsunuz ve çoklu görüntü pencereliğe tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran geliyor bize. Bu ekran ne diyecek olursanız burada ön izleme, burada da canlı yayında veya kayıtta olduğunuz bölümü görebiliyorsunuz. Öncelikle aşağı tarafa baktığımızda full cam sahnem ve ekran sahnemi altta görebiliyorum. Sizin daha fazla sahneniz varsa hepsi bu kutucuklarda tek tek gözükecektir. Eğer sahne değiştirmek istiyorsam direkt olarak ekran sahneme tıkladığımda gördüğünüz gibi yayına da ekran sahnem gidiyor olacak. Bunu ikinci ekranınıza büyük bir şekilde koyarak hem diğer sahnelerinizde neler olduğunu hatırlayabilirsiniz ve ona göre geçiş yapabilirsiniz. Hem de büyük bir şekilde hepsini kontrol ederek tüm yayınınız sizin elinizin altında olur. Ve bu da sizlere büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Oyun kayıtlarımı MKV mi yoksa MP4 olarak mı kaydetmem gerekiyor sorusuna bir cevap bulalım. Hemen ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan çıkış diyorum ve kayıda geldiğinde kayıt biçiminden MP4 veya MKV olarak seçebiliyoruz. Genelde herkes MP4 kayıt yapıyor. Fakat benim burada önerim MKV kayıt yapmanız olacaktır. Bunun sebebi nedir? Örnek veriyorum, siz bir video kaydı yapıyorsunuz, oyun kaydı yapıyorsunuz ve bir anda elektrikler kesiliyor ya da OBS'iniz crash veriyor. Bu tarz bir durumda MP4 kaydınızın hepsi çöp oluyor. Fakat bu videoyu MKV olarak kaydetseydiniz elektrik kesilene kadar veya OBS'iniz çökene kadar olan tüm video bilgisayarınızda kayıtlı olarak kalacaktı. O yüzden benim önerim, özellikle uzun oyun videoları çekiyorsanız mutlaka MKV olarak kayıt yapmanız olacaktır. Fakat Premiere attığımda MKV dosyasını kullanamıyorum diyenler için de şöyle bir çözümümüz var. Örnek veriyorum, MKV dosyamız kaydoldu ve şu şekilde masa üstümde duruyor. Bunun için yapmam gereken şey dosya bölümüne geliyorum. Kayıtları remux et diyorum ve buradan masa üstündeki MKV videomu seçiyorum ve remux et dediğim zaman gördüğünüz gibi hemen bana MP4 formatını veriyor ve bu şekilde de Premiere atarak hızlı bir şekilde kurgulayabiliyorum. Bildiğiniz üzere OBS'inizdeki kaynakları sağ veya sola çektiğinizde otomatik olarak sabitliyor. Yani mesela şöyle geldiğimde bakın tık diye kenara doğru yaslıyor. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Mesela bakın,
Kameramı da sola doğru çektiğimde Chrome kaynağıma direkt olarak yapışıyor ve ince ayar yapamıyorum. Belki ben birazcık bunun üstünde olmasını istiyorum ama bunu gerçekleştiremiyorum. Bunu yapmanız için gereken tek şey, örnek veriyorum, kamera kaynağınıza tıkladınız ve bunu sağa sola yapıştıracaksınız veya farklı bir yere yerleştireceksiniz. Bu kaynağı basılı tutarken aynı zamanda da CTRL'ye basılı tutarsanız gördüğünüz gibi herhangi bir yapışma yapmayacaktır hiçbir kenara. Ve bu sayede de rahat rahat istediğiniz yere istediğiniz kaynağınızı konumlandırabilirsiniz. Özellikle oyun kayıtları veya oyun yayınları yapıyorsanız OBS'inizi sağ klik yaparak yönetici olarak çalıştırmanızı öneririm. Bunun en büyük nedeni, özellikle bazı oyunlar eğer OBS'iniz yönetici olarak çalışmıyorsa eğer oyun yakalama, pencere yakalamada bunu görmeyebiliyor. O yüzden her zaman en üst performansı almak için OBS'inizi yönetici olarak çalıştırın. Yayın sırasında veya kayıt sırasında kameramızı veya kaynaklar bölümünde bulunan diğer parçalarımızı gizleyip açabiliyoruz. Örnek veriyorum, ben kameramı kapatmak istedim. Buradaki göze tıklayıp kapattım. Tekrar tıkladığımda da açtım. Ama gördüğünüz gibi açma kapama yaparken gayet normal bir şekilde kapanıyor ve açılıyor. Bunu biraz daha estetik hale getirmek istiyorsak eğer kaynaklar kısmından uygulamak istediğimiz kaynağa sağ tıklıyoruz. Buradan diyorum ki geçişi göster. Geçişi gösterden slide'ı seçiyorum ve bunu sol olarak seçiyorum. Tamam diyorum. Ve tekrar sağ tıklıyorum, geçişi gizle diyorum. Tekrar slide diyorum ve bunu da sağ olarak seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kameramı kapatıp açtığımda yana doğru kayıyor ve yandan geri geliyor. Canlı yayınınıza veya videonuza kayan yazı eklemek çok kolay. Bunun için yapmanız gereken şey, kaynaklar kısmına sağ tıklayıp ekle diyoruz ve buradan metini seçiyoruz. Metini ekledikten sonra diyorum ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Ünlem yaptım. Tabi bu çok büyük oldu. Ne yapıyorum? Biraz ben bunu küçültmek istiyorum. Küçültme işlemi için buradan yazı tipi seçiyorum. Ve buradan diyorum ki 11 yapsam, öf çok küçük oldu. Buradan 72'yi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi sağında solunda biraz boşluk kaldı. Bunu böyle boşluk bırakarak yazının sonuna bu kırmızı şeridi, yani kaplayacağı alanı genişletiyorum ve tamam diyorum. Ve bunu en alta alıyorum. Ve bundan sonra yapmam gereken tek şey, tekrar metin kısmına sağ tıklıyorum, filtreler diyorum. Ve buradan efekt ekle bölümünden kaydırı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi yatay olarak buradan istediğim hızı ayarlayabiliyorum. Mesela ben bunu böyle biraz çok hızlı gitsin istemiyorum. Şöyle 140 iyidir diyorum ve kapat diyorum. Ve gördüğünüz gibi canlı yayınıma ya da video kaydıma çok kolay bir şekilde kayan yazı eklemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi ses karıştırıcımız burada yatay formda duruyor. Ama bazılarımız da çok fazla ses kanalı kullandığı için yatay form aşağı doğru gidiyor ve bunu kontrol etmek çok zor olabiliyor. Ses karıştırıcısı formumuzu dikey tarza alabiliyoruz. Bunun için yapmamız gereken tek şey, ses karıştırıcısının orada sağ tıklıyorum ve buradan dikey düzene tıkladığımda gördüğünüz gibi tüm ses ayarlarım dikey forma geliyor ve bu sayede çoklu ses kanalları kullanıyorsam kontrolü de benim için çok kolay oluyor. OBS'te bulunan stüdyo modu bizlerin ne işine yarar, bunu göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta stüdyo modu olarak gözüküyor. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi 2 adet ekranımız geliyor bizim ve bu ekranlar ne anlama geliyor? Soldaki bizim gördüğümüz, sağdaki de yayına giden. Örnek veriyorum, ben burada farklı bir ekrana geçeceğim ve bu ekranda ne olduğunu görmek istiyorum ve buna emin olarak yayına vermek istiyorum. Ve bunun için yapmam gereken şey sahne geçişlerini sol tarafta yapmak ve sonrasında yayına aktaracağımda buradan geçişe tıklayarak direkt olarak soldaki ekranımı yayına aktarabiliyorum. Ve bunun için direkt olarak böyle tıklamak yerine aşağıda bulunan kulakçıkla şöyle yavaş yavaş da geçişler sağlayabilirsiniz. Bir diğer konu da şu olacak. Örnek veriyorum, siz yayına geçmeden önce kayan yazıyı ekrana eklememişsiniz. Hemen buradan full cam'e geçip işte metin dosyanızı kopyalayıp ekran bölümüne gelip yapıştırabilirsiniz. Yani yayına vermeden önce ekranınızdaki düzenlemeleri yapabilirsiniz. Buraya farklı şeyler, farklı sahneler ekleyebilirsiniz. Yani canlı yayındayken yayına yansıtmadan tüm ayarlarınızı ve değişikliklerinizi
stüdyo modunda rahatlıkla yapabilirsiniz. OBS ile ilgili 10 minik ipucunu sizlerle paylaştım. Bu ipuçları gerçekten çok basit olsa da uzun süreçte kullanımınızı ve konforunuzu arttıracak özellikler. Eğer bu videonun içeriğini beğendiyseniz aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Aynı zamanda bu tarz içeriklerin de devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.